okumayı çok sevdiğimden dolayı eski kitap koleksiyonumdan kitap biti kapmışım. Sonra da sabaha kadar haşa her tarafım kıpkırmızı olmuş. Hep bu entelektüellik belası yüzünden ne yapacağım? Yıkandın geçti mi bari? Evet efendim. Vücudumda benden başka bir organizma yaşamıyor. Şu anda boşum teke. İyi bari. Tek başına sana bile zor tahammül ediyoruz. Tevfik. Latife ediyorum canım. Diyorum ya, acaba diyorum ya. Bu avukat beni öldürecek diyorum kedi. Bunlar Antep'ten gelmiş hemşerim. Sadece Tal yollamış. Bizim yazdıklar. Ha, yaz için. Yalnız bu ara durup dururken bir rüzgar çıkayı, tozağı üfürü dikkat edin ha. Söyleyeyim de benden çıksın. Yaylaya çıkılır değil mi? Ne güzel, sep serindir. Yazın, Trabzon'da. Çözdüm. Aç bakalım Makbule. Makbule, ne yapıyorsun? Ne oluyor ya? Asla böyle bir şeye taviz veremem. Allah Allah. Bu ne lan? Ay vur abi, bırakın Allah aşkına ya. Ne var ki o? Bir dakika hemşerim ya. Benim filan açılacak. Elin hamuruyla karışma sen. Elimin hamuruyla mı? Kaygana. Ben mi? Karadeniz'de yaparlar. Hamur deyince aklıma geldi. Anne bak ne çıktı. Babamın avukat cübbesi. Hayda, Sacit yanlışlıkla yollamış onu. Davaya girmiyorum ki. Ne yapacağım cübbeyi? Ay toz içinde. Baksana ayol. Kuru temizlemeye verelim de kaldıralım. Yılların anısı var. Efendim isterseniz ben kuru temizlemeye götürebilirim. Benim hemen yolumun üzerinde efendim. Aman aman bomba sanıp cübbemi de patlatmasınlar da. Aşk olsun avukat bey. Her olayı unutuyorsun, o olayı unutamadın mı? Anneannemin 80 yıllık gelinliği siz teslim aldıktan yarım saat sonra fünye ile patlatılıp paramparça oldu. Nasıl unutalım Burhan Bey? Teşekkür ederim Makbule, hafızamızı yenilediğin için. Avukat bey. Ben bu cübbeyi ne olursunuz alayım, kuru temizlemeciye götüreyim. Size ve Türk adaletine gerçekten saygı duyuyorum. Emrinizdeyim efendim. İyi, verin götürsün. Yoksa sabaha kadar konuşur. Sağ ol efendim. Bir kız. Aslı çık lan artık. Ne yapıyorsun, kese mi atıyorsun kendine saatlerdir ya? Ya saçıma krem sürüyorum. Lan üç tel saçım var, neresine sürüyorsun kremi be? Ya ey Allah'ım ya. Benim hep üç tel saçım olacak Volkan ama sen inşallah 15-20 yıla tamamen kel kalacaksın. Yok ya. Benim kel kalacağım şüpheli ama senin burun gittikçe büyüyecek bence. Zekalsız be. Niye kendi banyona girmiyorsun? Niye buraya geliyorsun benim banyoma? Lan nasıl gireyim kendi banyoma? Kazı var ya apartmanda, borular patlamış. Burada da patlamış. Burada da kazı var. Burada da sızdırıyor borular. Lan cırtlama. Ben mi sızdırıyorum? Boru sızdırıyor lan. Çık git, işim var benim. Volkan bak, 5 dakikadan fazla kalma gelip saçımı kurutacağım ha. Yer lan. Çekil. Oh. Günaydın. Tanrı verdi. Niye telefonumu açmıyorsun tatlım? Aramadın ki. Az önce aradım. Özel numara aramış. O benim işte. Aa, niye özel numaraya geçtin ki? Ay önüne gelen telefonumu görmesin diye. Çok rahatsız ediyorlar. Vallahi ben prensip olarak özel numara açmıyorum, söyleyeyim. Ben de. Nasıl yani? Ama arayan ben olabilirim. Sen arıyorsan numaranı gösterirsin. Niye özel numarayı arıyorsun ki? Sen niye açmıyorsun ki? Hayda. Ya o zaman bana mesaj at birazdan arayacağım diye. Aha ben yazar değilim canım. Ben editörüm. Vallahi ben de müzisyenim ve özel numaraları açmıyorum, söyleyeyim. Ben de açmıyorum. Aa, siz bir klan mısınız canım? Asıl siz özel numara kullananlar bir klansınız. Kendinizi gizliyorsunuz. Frenç'im. Canım. Sen açıyor musun özel numaraları? Ben bütün numaraları açıyorum. Hah. Erkek sesi ise kapatıyorum, kadın sesi ise konuşuyorum. Saçmalama ve lütfen numaranı belli et. Ay siz saçmalamayın ve özel numaraları açın lütfen. Vallahi ben özel numaraları falan açmam. İti arıyor, kopu arıyor, ondan sonra hayran arıyor. Ben açamam valla özel numara falan. Ay starım benim. Yerim seni. Ya asıl starlık yapan sensin. Sade vatandaşın numarası meydandadır. Öyle mi? Tamam. Ya istemeyen özel numaraları açmasın. Ama ben arıyor olabilirim. Ve açmayan açmadığına pişman olabilir.
Ya Volkan, tuvalete mi düştün? Ne oldu inşallah kısmetse? Saçıma krem sürüyorum. Volkan, işe gideceğim, hadi ya. Ha, nasılmış lan kapının önünde beklemek? Önce sabırlı olmayı öğreneceksin çekirge. Önce sabır, sonra fön. Volkan çık, yemin ediyorum enişteme söylerim ha. Ya yalnız ben acele edince elim ayağım birbirine dolaşır be. Yanlışlıkla diyorum, diş fırçanı falan tuvalete düşürürsen bana kızmazsın değil mi? Ya. Hayda, nasıl bir yavrum bu? Dedik hem koğuşlarımızı tanıyak, hem de Makbule kızımızın anasını babasını bir görek hoş geldin deyek. İyi ettiniz. Bir çayınızı kahvenizi içerik diyerekten belki günden haber yolladıydım ama sonradan mukufuna vardım. Dedim kele dilbir cibilliyetsiz borular patlak. Şimdi tamirat arasında inşallah rahatsızlık vermedik. Estağfurullah, memnun olduk efendim. Dursun içeride uğraşıyor, bize bir zararı yok. Antep'i özlediniz mi? Aa, daha yeni geldik ayol. Sen nasılsın? Sağ olun, iyiyiz efendim. İyisin. Hamdolsun. Emekli misin? Evet. Nereden? Sebze halinden emekliyim. Sebze halinden mi? Şaka yapıyor Dilber Hanım. Tevfik hukukçudur. Ha, hakim misin komşu? Baraja hakim. Ne? Bizim Antep'teki ev. Baraja hakim manzarası var. Antep'i özlediniz mi deyince aklıma geldi. Şöyle güzel pişmişlerinden bir tane ver bakayım. Tamam. Şöyle şu. Buyurun. Al bakayım. Yok estağfurullah hakim mi? İkramımız. Hakim bey mi? Adalet her zaman mülkün temelidir. Bunu unutma. Babacığım. Annem. Biber teyze. Afiyet olsun. Eline sağlık kızım. Canım. Hala zahmetler olmuş. Ne lüzumu vardı? Bizim Adana'da misafiri pek severik. İri ufak bit yavşak kim geldiyse padişah olsun, mart sıpası olsun. Zibil gibi ikram yaparız. Nereden bakınırsan bakın üç çeşidi vardır. Ellerinize sağlık maşallah. Bir çayı kafeyi tövbe kuru kuru vermek. Ay bravo. Çikolata alsanıza Dilber teyze. Yok kızım yok. Ben yemem, başkasına kalsın. Merhabalar. Buyurun, hoş geldiniz hakim bey. Oo. Hoş bulduk ya. Vallahi ha. Ya ben de cübbemi böyle temizletmeye gelmiştim ama. Zevkle efendim, emriniz olur. Aa, Feriha Hanım, bu nasıl bir konuşma? Demokrasilerde hiçbir zaman emir yoktur. Mahkeme vardır, hak vardır, hukuk vardır. Doğru söylüyorsunuz efendim. Biz bir hukuk devletiyiz, bunu unutma. Doğru efendim, haklısınız. Şunun da bir indirim yapar mısın be hacı? Bir kıyak yapsaydın bana lan. Tamam efendim, şöyle yaparız. He. Siz cübbenin yanında bir parça daha getirirsiniz. He. O da bizden olur. He. O zaman bende bir eski kaşmir bir kazak vardı. Onu getireyim, hediyeydi bana. Kuru temizleme filan yazıyor. Onun içinde yıkanmıyor, leş gibi de kokuyor. Onu getirsen bedava temizler misin evladım? Görevimiz efendim. Allah'ım yarabbim, bu çocuk nedir ya? Herkes senin gibi hukuka saygılı olsaydı kolluk kuvvetlerine gerek kalmazdı. Doğru muyum? Bey alayım efendim. Ne bileyim ya. Biraz kalsın üzerimde.
He? Kazakla falan beraber getirin, beraber temizletiriz. Hadi görüşürüz. Orası ya. Bitmedi mi daha anacığım? Şimdi bu borular çatlamış, yer yerde patlamış. Bu net bir bilgi. E onu biliyoruz zaten. Tamir olmadı mı daha? Hemşerim sen doktora gittiğinde, seni muayene ettiğinde hemen iyileşir misin ya? Of! Of! Ama bilimsel bir gerçekten bahsederim ben de sana. Teşhisi koyduk, şimdi tedaviye başlayacak. Bana da geçmiş olsun o zaman. Ne kadar sürer bu tamirat? Şimdi ben dükkana gidiyorum, akşam gelip tedaviye başlayacağım. Bu gece bitti bitti, bitmedi yarın sabah, olmadı yarın akşam. En kötü ihtimalle öbür gün akşam biter, garanti. Hadi sen de git de ben de bir an önce temizliğe başlayayım. Akşam gelip yine batıracağım bacım, sonra temizlersin ya. Gülüm sen ne diyorsun ya? Burası banyo. Mikropların yayılma riski var. Ne diyorsun ya? Ya? Bu sifonu çektiğin zaman içindeki mikroplar böyle çekirge gibi 1,5 metre havaya zıplıyorlar. Haberin var mı? Ne öyle hıyla ya? Ya? Bu da bilimsel bir gerçek. Böyle yoğun çamaşır suyuyla her tarafı iyice kırklayacaksın ki 24 saat mikrop girmesin. Ben senin keyfinden mi uğraşacağım ya? Hadi 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 hadi. Mikroplar şu anda zıplaya zıplaya yayılıyorlar. Hadi. Hadi çık. Hadi çık. Hadi çık. Çık. Hadi çık. Hadi. 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 Allah. Uy, Aslı da mı öğrendi? Ya o nereden duymuş kızım ya? Kardeşim, bunların nasıl bir istihbarat ağı, nasıl bir iletişimimiz varsa... Sedef teyzeye göründük burada işte. Yüreğe yüreğe eve gittim. Ben eve gittiğimde Sağır Sultan duymuştu ya. Ya Sağır Sultan önemli değil de Aslı duymasaydı keşke. Osman abime söylerse felaketimiz olur. Yani Aslı'nın romantizmini sömürerek bir süre daha söylememesini sağlarım. Ama nereye kadar ya? Keşke Osman abim sana bir kadın sempatize olsaydı. O zaman daha kolay anlatırdık. Ya sen şimdi Aslı'nın arkadaşı Yaprak gibi falan böyle eve gidip gelen... Efendime söyleyeyim, bir insan olsaydın o zaman ikna etmek daha kolay olurdu Tevfik enişten beri. Derlerdi ki işte kız geldi gitti, bizim çocuk da gide gele onu göre göre sevmişler birbirlerini falan derlerdi. Ben eniştenlerle tanışayım, sizin eve girip çıkayım, sizin evin kızı olayım. Yani sonuçta onların Sacit'le yaşadığımız kısa ve değersiz flörtten haberleri yok. Akşam gelsene kanka hesabı. Ya sen de Osman abimle kanka olsan bizim aileye vize almış olurdun. Şahika, nasıl kanka olayım ben Osman abinle ya? Adam millet oluyor bana. Değil vize, direkt sınır dışı eder beni. Ya aslında Osman abimin hediyeye, değer verilmeye acayip tavolabilitesi var. Cumartesi kafede davet veriyor ya, kap hediyeni gel, onu nezaketinle döv. Hediye? Kullanabileceği, ilgi alanı olabilecek bir şey. Tabanca kurşun alayım. Hayır ya. Ender bulunan bir içkiyle gelmesi ha bebeğim. Hoşuna gider, oradan muhabbet açılır. Osman abim de alkolün etkisiyle gevşeyip kabadayı çizgisinden kayar belki. Merhaba. Bir kahve alayım canım. Tabii Hakim Bey. Sağ ol. Borcumuz... Estağfurullah Hakim Bey. İkramımız. Tamam, zaten. Çok teşekkür ederim. Hukuk her zaman evimize lazım. Bunu unutma. Pardon Hakim Bey. Evet. Ben geçen ay kardeşime bir vekalet vermiştim de. Evet. Gidip babadan kalan evi satılığa çıkarmış. Evet. Şimdi biz 3 kardeşiz. Evet. Bu durumda ablamın imzası olmadan. Ya kardeşim sen bedava benden hukuk tavsiyesi mi alıyorsun? Evladım bu meslek değil mi? Ayıp olmuyor mu şimdi? Ben senin kafende bedava yiyip içiyor muyum bir defa? İçiyorsunuz işte. Terbiyesiz, sırnaşık. Vallahi tokmağı bir kırarım senin kafanda. Kafam falan dağılı seni. Kalemi bir kırarım, seni hiç kimse kurtaramaz. Hukuka her zaman saygılı olacaksın. Yoksa seni hücrede biliyorsun. Biz hakim milleti biraz. Anlıyorsun. İyi günler. Merhaba. Ay bakın size neler neler yaptım. Saadettin Bey, bu sizin. Ah, çok mersi. Böyle herkese önüne geçilemez bir biçimde hediye alma arzusu belirdi içimde aniden. Ay plançım, kendisini tutun.
Bu senin. Ah tatlım. Cemciğim. Bu da senin. Teşekkür ederim. Ay, bu geriye kalan iki pakette Aslı ve Şahika'nın. Ay, ne yazık ki. Yani siz telefonlarımı açmadığınız için bedenlerinizi öğrenemedim. Ve dolayısıyla size bir şey alamadım şekerim. Benim bedenimi mi soracaktın? Nasıl yani? Fatoş, ben 10 yıldır 36 bedenim. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Ay, ne bileyim şekerim. Sen buraya ilk geldiğin zaman 44 bedendin de. Belden aşağı vuruyorsun ama. Ben senin dostunum. Dostum, sen telefonlarımı aç. Sen olduğunu ne bileyim? Vallahi bu iş ayrılığa kadar gider ha. Gider tabii. Telefonlarımı açmazsan görüşemeyiz ki. Ya Cem abi, sen niye açtın? Ben boş bulundum. Benim şansım yaver gitmiş. Harika hayatım. Ya Şahika, Ender bir içki dedin de aklıma geldi. Şu senin bahsettiğin yeni kebapçı var ya, hani açılmış. Oraya gideceğiz mi akşam? Ne yiyeceğiz? Ay, küşneme. At eti mi o? Hayır ya, neden? E küşneme dedin. Ya küşneme, küşneme. Her koyunun sırtında bulunan sadece 35 santimlik dar bir bölge. Hiçbir ete benzemiyormuş, ağızda dağılıyormuş. Ay, şu an duygularıma hakim olamıyorum. Nereye bakıyorsun be? Ya kadın adamla kavga etti, ağlıyor. Şu an en hassas halinde. Adam kalkıp giderse kadın kendisiyle ilgilenecek ilk şanslı erkeğin tuzağına düşer, söyleyeyim. Ben ne oldu? Ah, kıyamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Bülent Onar'a. Banu. Ah canım. Merhaba. Ne şanslı herif ya. Peki bu durumda ev sahibini evden atabilir mi hakim bey? Ya ben bilmiyorum şekerim, gerçekten. Peki benim sigortamı yatırmadılar diye dava etsem ne olur? Gerçekten benim gitmem gerekiyor. Ben hiç anladım konuları. Beyefendi, hakim bey bunaltmayın. Önce ben boşanmada mal paylaşımı konusunu ya, sordum. Tamam kardeşim, ne dayanıyorsun o zaman? Dayanamıyorum maddine bey. Yapmayın ama. Hakim bey, kim haklı şimdi hukuken? Ya ben bilmiyorum. Ben hakim mahkum değilim ya. Metros 1982 abi. İyi bir yıldı. Evet abi. Benim o yıl ilk defa sevgilim olmuştu. Ha. Duran Duran'ın Rio albümünün çıktığı yıl. Hey gidi günler hey. Şarap için iyi bir yıldı lan. İzzet, batan geminin malı mı bu? Batan restoranın malı abi. Bir arkadaş kapanan bir lokalin mahzeninden ödünç almış. Ödünç? Günah ne bunun İzzet? Günah büyük bence. Ödünç diyorlar ama resmen yürütmüşler. Abi sıradan bir vatandaş iyi bir şarap içmesin mi? Hep zenginler mi mutlu olacak? Biraz da bu yönden bakın. İzzet, kaça veriyorsun bunu? Allah, piyasa fiyatı 2000 dolardan başlar abi. Ha? O ne ya? Ne? Ah. Ya ama tabii senin güzel attırın için 200'e bırakırız. 200 mi? Of. Bana hayatım, sen metinlere bak, ben bir arkadaşlara merhaba diyeyim. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ya yanıma para almamışım da bir 100 lira borç isteyecektim. Metrus. 1982 mi? Nereden buldunuz? Batan geminin malı abi. Satıyor musun genç adam? Teklifleri açayım. Ne? Harika bir şaraptır. Batan geminin malı olduğuna göre 1400 veririm. Anlaştık. Nasıl anlaştın lan? Aa, önce ben gördüm. Kusura bakma Bülent abi. Bunun da piyasa fiyatı 2000 dolardır. Kötü kaçırdım. Ayrıca başka da param kalmadı. Sana borç veremeyeceğim. Kusura bakma Bülent abi. Yapma ya. Ne yapalım? Yüz lira. Gerek kalmadı canım. Tamam hayatım. Gidelim. Görüşmek üzere. Abi inanamıyorum ya. Adamdaki şansa bak ya. Ha.
Nasıl kazımalım dedim Adanalı kadına. İlahi Tevfik. Hani o da görgüsüz bir şey vallahi. Niye? Ama ne bileyim ben canım. Önceden haber veriyor. Sonra el boş geliyor. Ha, doğru ya. Pasta masa bir şey getirmedi değil mi? Aman canım. Bundan başka İstanbul yok işte. Ne yaparsın? Adana da büyük şehir ama bu köylüğünden herhalde. Ah. Neredesin ya? Pardon babacığım, buyurun. Buyurun. Alayım babacığım. Abba, abba. Koskoca Dilber Koç Arslan diye görgüsüz ha. Abba. Oo Hakim Bey, Kaplan Bey, Hakim Bey. Öyle mi? Oo, hoş geldiniz Hakim Bey. Oo, Kaplan Bey hoş bulduk. Sağ olun efendim. Evet. Ben şimdi lekeli kaşmir kazağımı getirdim. Yalnız bu çok önemli. Ya. Şahika Koç Arslan'ın hediyesi. Tamam. Kaşmirdir çünkü. Hiç merak etmeyin siz. Biz bunu hallederiz Hakim Bey. Merisi efendim. Yalnız bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben hakim değilim. Bir arkadaşımın cübbesi bu. Ben sadece moda mesajı vermek için giydim. Hakim değil misiniz? İdare müdürüyüm ya. Hadi ya. Ya. Benim kazakla cübbe ne zaman hazır olur? Yarın gel al. Hemen seninle benimle mi olduk? Evet. Çocukla ilgilen yavrum. Çocuk? Tıfı. Kaplan kur temizleme. Evet. Ay anasını ya. İyi kürkümü. Ay anasını. Dediğim gibi Aslı da Volkan da benim kankim. Şelale miydi? Efendim? Şahika enişteciğim, Şahika. Ha. Osman'ın yeğenisiniz demek. Evet evet, komşunuz Dilber Hanım da benim halam. Biraz benziyorsunuz zaten Harika Hanım. Şahika enişte. Zor bir ismim var, evet. Enişteciğim, biz Şahika ile bu gece bir kebapçıya küşleme yemeye gideceğiz. Koyunun sırt bölgesinden yapılıyormuş. Çok da lezzetliymiş. İlk defa deneyeceğiz. Ben mideme çok düşkünümdür. Volkancığımla bazen böyle beraber çıkar. Arkadaş yemekler yeriz. Hiç duymamıştım vallahi. Sonra bize anlatın küşleme güzel miymiş Şahista Hanım? Şahika. Kusura bakmayın. Aklımda tutamıyorum. Küşlemeyi tuttun ama. Küşlemeyi tuttunuz aklınızda. Ne güzel. Bravo. Oldu. Gidelim mi biz? Oldu. Gidelim. Hayırlı akşamlar enişteciğim, halacığım. Güle güle canım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Memnun olduk Faika. Ölüyorum açlıktan. Allah bittim ha. Siparişleriniz? Canım bize iki tane duble kişleme. Küşleme. O da olur. Maalesef sadece bir porsiyon küşlememiz kaldı. Nasıl yani? Küşleme kebap salonunda küşleme kalmadı mı? Çok yoğunduk bugün. Saat de 10'a geliyor. Öf. Eniştemin çenesi yüzünden geç kaldık ya. Şahika. Sen yok kişlemeyi madem. Yo, lütfen sen ye. Vallahi olmaz. İnan daralırım. İyi o zaman bana getir kişlemeyeceğim. Ne? Ne demek bana getir ya? Sen ne dedin? Nezaketten söyledim. Kadına öncelik tanınır oğlum. Açlıktan ölüyoruz be. Açlıktan ölene öncelik tanınır. Biz de açız be. Ben yiyeceğim o kişlemeyi. Aa, yellozlaştın birden. Kızım kişlemeyi ben söyledim. Sen başka bir şey ye ya. Sensin yelloz. Göbeğine bakmadan küşlemeyi de indirecek mideye. Aç gözlü. Yok ya. Bunu diyen de Tivigi olsa bari. Lan bir yere gittiğimizde papon arkamızdan geliyor be. Yuh! Hala yiyeceğim diyor. Hala yiyeceğim diyor. Yuh! Pardon ya. Şahika özür dilerim. Bir an gözüm döndü. Ben de kaybettim kendimi. Kusura bakma. Pişt! Görüyor musun ilişkimize ne yaptığını?
Niye küşneme yok? Niye bol yapmıyorsunuz bunu ya? Memlekette koyun mu yok kardeşim? Küşnemeyi paylaşsak mı? Yok ya, riskli. Orada da santimetreler yüzünden bir arıza çıkmasın şimdi. Adana kebabı var mı? Adana kebabımız harika efendim. İyi. O zaman bize dubleşer Adana kebabı, yedişer lahmacun lütfen. Bana bir de salata, zeytinyağı koymayın lütfen. Sadece limon. Dikkat ediyorum bu aralar. Tamam. Afiyet olsun. Zeytinyağı tabii çözüyor meseleyi. Uy Allah! Ne oldu alacığım? Yok bir şey kuzum, eğim eğim. Oy Allah! İçim daralıyor. Alacığım iyi misin? Yok bir şey oğlum, yok bir şey. Öyle bir karnımın içi daraldıydı da göğsüme vurdu zahar. Kim bilir nedir? Psikolojik olabilir. Psikolojik mi? He, öyle diyorlar. Sıkıntıdan oluyor zahar. Allah Allah, senin ne sıkıntın var alacığım? Yok bir şey oğlum, yok bir şey. Sen kendini üzme, işine gücüne bak. Sıska sinsinin, onun görgüsüz ailesinin peşinden kurçun kurçun ede ede yaşa git. Nene lazım. Peki alacığım, geçmiş olsun. Onlar güzeller güzeli halanı ezikleyip dursunlar. Sen düzenini hiç bozma. Ben ağzıma kilit vurur, böğrüme taş basar otururum. Tamam alacığım, tamam. Anlat bakalım. Ne oldu, ne yaptılar sana? Yok, yok. Ben un çuvalı gibi kendi kendime dozurum da gene anlatmam. Dedikodu sevmiyoruz. İyi peki, sen bilirsin. Dinesene hoşçak. Tamam alacığım, tamam. Allah aşkına anlat. Ne oldu, gene ne yaptılar sana? Ah Osman! Oğlum, bunlar hem uğursuz hem pinti bekir. Allah öyle bir görgüsüzdür ki hof salam almıyor. Niye? Berisi gün haber gönderdim. Dedim mısmılsanız bir çaya kafeye gelmek istiyoruz. Demişler ki buyursun gelsin. Bugün bir gittim ki vay, vay, vay. Otur, otur, otur. Ne ikram etseler beğenirsin? Vallahi ben orada ikram edilenlerin hepsini beğeniyorum ama. Abba, maşallah dedi. Yedi gün yaşayan dul kadın seni iyice avel etmiş oğlum. Zehir verseler yiyip içeceksin zar. Koskoca Dilber Koçarslan'ı haberli misafirliğe gitmiş. Kahvenin yanında verdikleri bir kıllıcık cibilliyetsiz çikolata. Kahvenin yanında çikolata mı ikram ettiler? Onu da yemedim. Dedim başkasına kalsın. Sıfatımı astım oturdum. İstanbul adetleri herhalde alacığım. Hem ben erkeğim, ne anlarım bu işlerden ya? İstanbul mu? Ha. Sen bir şey götürmüş müydün? Bir kıçı kırık çikolatayının yanında acı kafe. İkram dedikleri de bu. Berisi günden haber vermişik. İnsan bir börek, bir kek yapmaz mı hiç? Vallahi açlıktan şekerim düştü kuzum. Bir daha gitmem evlerime. Görgüsüz aile. Eli boş gelmiş de dedikodumu yapacaklarına insan bir poğaça yapıverir değil mi ama? Vallahi ben bu usullerden pek anlamam balacığım. Yapamıyorsan dışarıdan ol. Paraları da yok zor. Vallahi dıkandım Osman. Bunların görgüsüzlüğünden dıkandım. Valla gel gidip biraz salon oturalım. Hadi gel, gel. Bir daha. Görgüsüz ha. Beni anama baba. Allah adamı açlıkla terbiye etmesin Şahika. Ay nasıl birbirimize girdik kız?
Birbirimize benziyoruz da ondan tatlım. Ruh işiyiz işte. Evet tatlım. Tatlı, tatlı. Garson. Tam ben de onu düşünüyordum ha. Tatlı ne var? Efendim, kabak tatlısı, ayva tatlısı ve kaymaklı ekmek kadayıfı var. Kaymaklı ekmek kadayıfı. Evet, 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 evet. İki tane kaymaklı ekmek kadayıfı. Maalesef bir porsiyon kadayıf kaldı. Şayka, hayatım sakin ol, ne yapıyorsun? Olmaz böyle şeyler! Haksızlık bu be! Şayka'cığım, olur böyle şeyler. Bak ben sana kadayıf bulacağım, başka yerde yeriz güzelim, ne yapıyorsun? Kendimi kaybettim ya. Tamam, olur, anlayışla karşılıyorum ben seni. Canım benim. Efendim, hesap. Ben dışarıda bekliyorum. Ben de bir küşleme deneyeceğim. Zaten bir tane kaldı efendim, onu da size getireyim. Ah ne şans. Şimdi. Volkan? Efendim canım kardeşim. Ne zaman çıkacaksın? Çok kalmayacağım Aslı'cığım. Bir iki saat en fazla. Volkan saçlarım ıslak. Fönle kurutmam lazım. Çıkar mısın lütfen? Aslı bak sana sürpriz bir haber. Ya saç sadece fönle değil kendi kendine de kuruyor ya. Rahatsız etme lan. Okuduğumdan bir şey anlamadım valla. Volkan! Yani aslında bu lavabonun altındaki boru çatlamış, çatlığı da aşağıya kadar devam etmiş. Onun için de tamiratı birazcık uzun sürecekmiş. Ben sadece onu demeye geldim, oturmayacağım. Çekleyeceği damar kurusun odursun. Bitmedi gitti tamirat. Çok ayıp oluyor ama ya. Benim benim yabancı değil. Allah! Gözüm pürtledi. Nahal girdin sen oraya. Sabah erken geldi Dilber teyze. İşe gidecek ya. Ay yok artık. Banyoyu Arap sabunuyla mı siliyorsunuz? Yok kızım. O tozlardan da döküp fırçalıyor değil mi Nilay? He, o tozlardan da koyuyor. Ay olur mu anacığım ya? Çamaşır suyu kullanmadan olur mu ya? Her yer mikrop. Mikrop mu? Bir buçuk metre zıplaylaymış ya. Bilimsel bir gerçek. Abba! Neyse, öğrendiniz. Artık siz de çamaşır suyuyla ovarsınız. Ne diyeyim? Temizlik de bir bilgi görgü işidir değil mi Dilber teyze? Kolay gelsin. Vay, vay, vay. Musafire bir börek çıkarmayı bilmiyor da... ...bizim görgümüze, bilgimize, temizliğimize laf ediyor. Allah, sen bilirsin. Pel pel bakmayın birbirinize, işinize bakın. Bak genç adam, sen ne anlayacaksın şarabın buketinden? Üstüne bir 50 kağıt vereyim, sat bana. Ya abicim, hediye edeceğim ben onu. İnce iş lütfen ya. 300 de veririm, ne dersin? Bak ısrar ediyorum ha. Ya Bülent abi, bak zaten telaşem var. Apar topar çıkardılar banyodan. Borular çatlıyor, patlıyor, bir şeyler oluyor. Lütfen abi ya. Borular mı? Hangi borular? Abi, dairelerin su boruları çatlıyor, patlıyor kaç gündür ya. Bizde yok öyle bir şey. Nasıl yok? Bizim borular sağlam. Şans herhalde.
Az önce masaj yaptırırken spa'nın şanslı müşterisi olarak full check-up kazandım. Ne dersin? Hı? Eşek şansı derim. Vallahi helal olsun abi. İşin ilginç yanı, sabah kalktığımda dedim ki ya bu sene bir check-up yaptırsam. Bir saat sonra tak diye check-up hediye çekeydim de değil mi? Ha? Ha? İyi mi bak? Ha? Harika. Bizim şu şarap mı olacak? Rüyanda görürsün abi. Abi lütfen anlayışla karşıla. Bak telaşım var zaten. Sen yaptır abi check-up'ını. Belki miden de elmas falan çıkar. Satarsın onu. Sen de bu şansı olduktan sonra bu şarabın mahzenini alırsın abi. Hadi. Olabilir tabii, olabilir. Ne olursa. Hadi. Allah'ım ya. Bu herife bir şey olsun ya. Bu ne ya bu? Bu ne ya? Yürüyen piyango herif ya. Dün gece bu ofisteki bazı arkadaşlar kafede takılmış Yaprak. Duydun mu? Duydum. Duydum. Bizim haberimiz yoktu. Bu haberi olmayan ve kafedeki aşırı derecede eğlenceli geceyi kaçıran arkadaşlar... ...eğer arayan özel numaraları açmış olsalardı haberleri olurdu. Cem abi. Ya boş bulundum, açtım. Yine mi? Ya resmen sattın bizi ya. Tamam o zaman, bitti. Madem öyle ben de bundan sonra özel numaraya geçiyorum. Ne? Ben de bundan sonra gizemliyim. Sıkıysa özel numaraları açma. Ben de özel numaraya geçiyorum. Bir dakika ya, ben enayi miyim? Ben de geçiyorum. Dur Aslı'ya da haber vereyim hemen. Ya Fatoş, görüyor musun nasıl bir salgın başlattın ya? Bundan sonra kimse onu kimin aradığını bilemeyecek. Hayatımız tesadüflere kaldı vallahi. Alo. Ne oluyor, sizinki tamir oldu mu diyerekten bir bakmaya geldim. Biz de lavabonun musluğunu açıyorsun, küvetten su akıyor. Çok enteresan. Dursun da bitti dedi de ben de temizliğe girişecektim. Sayın Kral, üzülerek söylemem gerek ki ufak bir işim taa kaldı galiba. Hatta garanti. Abba! Yoksa sen banyoya tuz ruhu kullanmıyor musun kızım? Tuz ruhu mu? Bayaktan ben sağ saymayı unuttum. Çamaşır suyu bizi kesmiyor. Her gün her yerleri tuz ruhuyla dolduruyoruz. Ama tuz ruhu böyle asit gibi bir neyse şey değil. Neyse canım, sen bildiğin kadar yap. Sonuçta temizlikte bir görgü, bilgi meselesi ne de olursa. Yavrusu mu bu? Ne gibi? Düdük gibi baksana ya. Oğlum bu küçülmüş. Zannetmiyorum. Neyi zannetmiyorsun ya? Oğlum sen hasta mısın nesin? Bu kazak bir defa döklümlüydü. Aşk simitlerimi kapatıyordu. Bu göbeklerimi bile kapatmaz oğlum benim. İçine gömlek giyersin. Lan oğlum dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Allah Allah. Makineye mi attınız oğlum bunu? Barbie bebek mi giyecek bunu? Küçülmemiştir ya. Hem o geldiğinde öyleydi zaten. Allah'ım çıldırazam. Oğlum kaç bir kazaktı bu ya? Hediyeydi. Ne yapacağım? Nasıl giyeceğim lan ben bunu? Nasıl küçülmüş bu? Ya abi zaten yaz geliyor. Ne yapacaksın kaza? Pişersin. Allah'ım ya Rabbim. Burhan kendine sahip ol. Acı kuvvetine sahip ol. Oğlum senin patronun nerede? Kaplan mıydı, çıta mıydı, aslan mıydı, neydi o adam? Ha o akşama doğru kasayı almaya gelir artık. Bu kazağın parasını ödeyeceksiniz. Ya da gül dökeceksiniz yollarıma. Terbiyesizler. Bu ülkede hak var, hukuk var. Hukuk yok. Terbiyesizler. Makbule
Bunu yarın akşam ben Osman'ın davetine gideceğim ama baksana leke olmuş. Hani bakayım. Bak buradan buraya. Aa. Ne bu, şarap mı, vişne mi, ne bu? Anacığım ben bunu çıkaramam, su lekesi kalır. Bu kuru temizlemeye gidecek. Bakayım. Ya yarın akşam giyeceğim. Anacığım sen de bir zahmet, kalk öğleden önce götürüver. İki spres servisleri var, akşama kadar verirler. Emin misin? Tabii. Kim geldi? Volkan. Ne haberler? Anacığım tuvalet bozulmuş. Dursun yapıyordu ya, biliyorum. Ay yok anacığım, Aslı'nın gece tuvaleti. Ha, yarın gece için değil mi? Ha. Aslı, Osman'a bir kıyağım var. Çok pahalı bir şarap getiriyorum ona, kıymetini bilsin. Hadi ya. Öyle valla. Bülent abi gördü, atladı hemen. Yedirmedim ona. O da ne pişkin adam ya. Hep dört ayak üzerine düşüyor. Bir de benim şaraba maydanoz olmaya kalkıyor. Bülent amca bugün check-up'a gitti. Ha biliyorum. Onu da beleş indirmiş. Allah'ım yarabbim ya. Ne şanslı bu adam ya. Bu kadar şanslı adaletsizlik kardeşim. Artık ya ne bileyim, kötü bir şey gelsin bunun başına ya. Sen haberi duymadın mı? Ne oldu şimdi, piyango mı çıktı herife? Ya Bülent amcanın MR'ında karaciğerine yapışık böyle bir kütle görmüşler. Tam ne olduğunu bilmiyorlar. Yarın belli olacak ama kötü bir şey olma ihtimali yüksekmiş. Ne diyorsun, yapma ya. Vallahi. Bak şimdi adama bir şey olsun, bir şey olsun deyip durduk kaç gündür. Bak ben şimdi kötü oldum ama ya. Allah'ım ne olur adamcağıza bir şey olmasın ya. Benim yüzümden oldu galiba, o kadar beddua ettim. Of valla sinirim oynadı yeniden. Ne olur bir şey olmasın. Allah'ım duy sesimi ya. Allahu Ekber. Benim yabancı değil ya. Ne yapıyorsun lan orada? Esas sen ne yabancısın hemşerim ya? Erkek adam ağlar mı ya? Kalbin adamı ol hadi bakayım. Efendim? Ha tamam, küşleme kebap salonu. Tamam. 20'de buluşuruz. Hadi canım öptüm, eyvallah. Buyurun. Asıl siz buyurun ya. Siz buyurun bir açıklayın, acaba bu kaşmir kazak nasıl garson boya dönüştü? Bir açıklayın lütfen. Bakalım. Evet. Ben bunu tanıyorum canım. Bu kazak geldiğinde böyleydi. Ne? Bak benim canımı sıkıyorsun. Bir defa ben geldiğimde bu kazak böyle değildi. Sizin o saçma sapan yöntemleriniz yüzünden bu hap gibi oldu. Bu kaşmir kazak bir defa. Bunun keçileri Orta Asya'da 3500 metrede yaşıyor. Bak aklıma ne geldi. Burası alçak ya, rakım düşük. He. Belki ondan küçülmüştür kazak. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? 500 dolarlık kazak bu bir defa. Ya yenisini alırsınız ya da parasını verirsiniz bana. Dur kardeşim, bak şöyle yapalım. Sen gel benimle. Nereye? Dışarı çıkalım biz. Evet. Dışarıda halledelim bu meseleyi. Burada hiç konuşmayalım. Hadi gel. Çek mi yazacaksın? Ne yapacaksın? Gel. Gel aslan kardeşim. Hadi canım, niye yapacaksın ya? Evet. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun? Allah Allah. Ya benim paramı verseniz mi? Ya ayıp oluyor ama bak beynim. Ayıp oluyor ama. Kardeş, benim paramı vereceksiniz. Bu bir skandal şu anda. Saat 6:30 kapatıyoruz. Hadi iyi akşamlar. Ya arkadaşım açsanız da şu kapıyı. Arkadaşım. Ayıp oluyor. Çok üzüldüm Bülent abi. Ne diyor doktor? Kist değil. Sert bir kitle diyor. Yarın belli olacak ama. Belki kötü bir şey çıkmaz canım. Ah Bülent, ah! Bu kadar yıl, bu kadar içki, işte sonunda olacağı buydu. Durun bakalım ya, durun bakalım. Yarın öğreneceğiz ne kadar zaman kaldı. Sedef, basın şu oğluna ya. Gamlı baykuş. Felaket habercisi. Bülent abi, ben çok ağır vicdan azabı çekiyorum abi. Benim yüzümden oldu. Ne oluyor ayol? Ya genç görünüyor. Hayat enerjisi ne kadar da yüksek. Bir de üstüne eşek şansı var dedik. Kıskandık Bülent abi. Nazar değdirdik işte. Saçmalama ya. Nasıl bir şey çıkmaz. Ben hep en iyi ihtimali düşünüyorum. Ben şanslıyım. Evet, babam şanslıdır. Yani kemoterapiyle falan belki uzatabilir süreyi. Yani belki.
Kemoterapiye ne zaman geldi yani? Alsana şunu başımdan Selen. Neyse ben daha fazla rahatsız etmeyeyim. Bülent abi bir teselli değil ama en azından bir keyiftir abi. Sen bu metrosu çok istemiştin. Ben anlamıyorum zaten. Sen afiyette iç abi. Buyur abi. Ah mersi genç adam. Mahcup etti. Bunları içe içe böyle oldu zaten. Anne lütfen. Bırak bu saatten sonra ne içerse içsin. Sağ ol. Ben yarın için en iyi ihtimali düşünüyorum. Güzel haberleri, bu şarabı hep birlikte içerek kutlayacağız. Bak göreceksin. Hayat enerjine hayranım be Bülent abi. Büyük adamsın. Helal olsun. İdolümsün. Kalbimizde içeceğiz abi. Merhaba. Beni hatırladın mı? Beni nereden buldun? Sen kiminle dans ettiğini hiçbir zaman bilemedin Hacı Sonya. Görmüyor musun? Ailemle yemek yiyorum. Öyle mi? O zaman da ailenin bazı gerçekleri öğrenmeye hakkı var Binci. Git buradan. Bu kazak laç bir kazaktı biliyor musunuz? Laç. Şık. Birinci sınıf kaşmir. Hayat dolu bir kazaktı. Sonra başına ne geldi biliyor musunuz? Yeter. Yeter. Bu Kaplan Bey'in kuru temizlemecisinde acımasızca ve hiç de tasvip etmediğim bir şekilde... Lütfen güvenliği çağırır mısınız? Bu hale geldi. Bakın. Bak evladım, senin de bak. Bakın. Çekti. Ne hale geldi. Güzelim kazak keçe gibi oldu. Bir hikat garibesine döndü. Beyefendi lütfen. Bir dakika. Bu masum görünüşlü Kaplan Bey sakin sakin küş nefesini yerken... Ona güvenmeyin. Her şeyi o yaptı. Her şey suçlusu bu adam. Beyefendi lütfen buyurun. Bir dakika evladım. Sen o torununa dokunabilecek misin ya? Karına yaklaşabilecek misin? Dokunabilecek misin yalnızlığa? Gidelim yavrum. Tamam, tamam. Gidiyoruz. Doğru mu bunlar Kaplan? Çıkması lazım. Hallederiz efendim. Tamam. Akşama kadar alabilir miyim? Tabii. Yalnız 6:30'da kapatıyoruz. Ondan önce gelirseniz alırsınız. 6:30'a kadar. Tamam. Oldu. Buyurun. Teşekkürler. İyi günler. Size de. Kaplan kuru temizleme. Aa, iyi günler. Ben Küşne ve Kebap Salonu'ndan arıyorum. Şimdi Kaplan Bey'in telefonunu rica edecektim. Çünkü dün gece kendisinden çok fazla bir para alınmış. Ondan dolayı çocukla geri iade edeceğiz. Acaba onun numarasını alabilir miyiz? Tamam efendim, yazın. Şapi, hemen yazıyorum. Hoş geldiniz. Siz sabah çayına geleceğim deyince ufak bir sofra hazırladık Dilber teyze. Ne de olsa görgümüz böyle. Ben de eli boş gelmeyeyim deyi. Size İstanbul'umuzun tatlısı olan profiterol getirdim. İstanbul'umuzun tatlısı mı? He. Antep'te daha evvel tatmamışlardır zahar diyerekten. Onlar da yesin sevaptır diyerekten getirdim. Aman Allah razı olsun efendim. Biz bu evde kendimiz yapıyoruz Dilber teyze. Hem de misler gibi tertemiz. Oho! Buyurun efendim, buyurun. Sağ ol. Ne zahmetler etmişsiniz. Bir çikolata yer giderdim. Geçen gün geldiğinizde kahveyle çikolata saatiydi. Şimdi kahvaltı saati. Her şeyin bir saati, usulü vardır. Bizim bilgimiz, görgümüz öyle. Biz de profiterolü pek sever ki ondan aldık getirdik ama. Eksik olmayın Dilber teyze. Börek var, kek var, poğaça var. Reçeller de ev yapımı. Reçel sevmeyik. Tatlı olarak profiterol severik. Sizin İstanbul'unuzun profiterolü. Babam da 12 yaşından evlenene kadar İstanbul'da yaşadığı için, bilahare Antep'e gittiği için İstanbul'un olsun, profiterolün olsun kitabını yazar kendisi. Kitabını yazacağınıza getirip ikram etsen de kızım ayıp değil mi? Nasıl yani?
getirilen ikram musafire çıkarılır, ikram edilir. Biz öyle gördük, öyle bilirik. Kahvaltıda çayın yanında profiterol olmaz. Biz de böyle gördük. Bravo Tevfik. El iş işte yaptık Dilber teyze. Sen de getire getire hazır profiterol getirmişsin. Biz onun suratına bakıp tatmayız bile. Direkmen kapıcılara veririz. Makbule. Abba, sen önce kahveye gelen habarlı musafire çörek börek çıkarmasını öğren de ondan sonra karşıma geç konuş. Asıl siz bayıl çamaşır suyuna dezenfektan etmeyi öğrenin de ondan sonra konuşun. Hanımlar, hanımlar. Biz bir kere her yerleri toz ruhuyla ovuyoruz. Allah sen bilirsin. Bakmaz kıçının samsağına, çıkar dağın yinseğine. Ne diyor yahu? Kelebeğim duramam buralarda. Duramam. Şekerim çıktı. Güzelleri güzeli Dilber'i aldılar aralarına. Eziklediler de eziklediler. Profitürlü de getirdim. Getirdiğimden kaldım. Malımına malamat oldum. Eziklediler de eziklediler onu. Ay bu kim şimdi ya? Özel numara mı? Tabii ki. Yani ya Aslı ya Yaprak ya Tanrı verdi. Aa! Fatoş sorsana. Akşam Osman'ın kafedeki partisine gidiyorlar mı? Tamam. Alo? Akşam kafede Osman'ın partisi mi var? Aa tabii gelirim kız. Ay Burhan Bey. Üf. Evet herkes gidiyor. Ay bilmem size haber vermeyi unuttular herhalde. Bu Osman'a büyük kazık oldu. Ay Burhan Bey siz niye özel numara kullanıyorsunuz? Özel numaraları sadece biz kullanıyorduk. Ne planınız var? Ay iyi iyi size de. Özel numara kimse bu? Alo? Nasılsın Kaplan? Sen? Nereden buldun telefonumu? Yerini biliyorum. Dükkanını biliyorum. Seninle ilgili her şeyi biliyorum. Rahat bırak beni. Kazağın aynısından alacaksınız. Ya da parasını vereceksiniz. O kazak zaten öyle gelmişti. Bunu iyi yürekli saf müşterilerine yedirebilirsin Kaplan. Ama bana asla. Ben senin ruhunu biliyorum. Anlıyor musun? O masum ve sıradan suratının arkasında şeytani karanlığı görebiliyorum. Birbirimize çok benziyoruz Kaplan. Bir daha beni arama. Artık hiç rahat uyuyamayacaksın. Yerinde olsam arkamı kollardım. Ha? Normal lan bu bizim. Ne yapıyorsun sen burada? Sana ne? Keyfimin kahyası mısın? Saat 4. Niye dükkana gitmedin? Benim duştan çıkmamı mı bekledin? Ha, işim gücüm yok. Öyle boş boş takılıyorum. Niye gitmedin? Bülent abiye üzüldüm biraz. Yok ya. Onun için mi koridorda dolaşıyorsun? Banyo senin tek elinde mi? Ortak kullanım alanı. Hadi bas git ya. Hadi kızım. Peki gidiyorum. Allah Allah. Bakıyorum çek 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 çek. Temizlik var. Çok önemli. Hadi çık 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 çık. Allah Allah. Yine mi ya? Öf. Görsün bakalım Dilber Hanım tudro ile temizlik nasıl olurmuş. Öğretirim ben sana.
Her gün tuz ruhu olur mu ya? Gaz çıkıyor bundan ya. Zehir bu zehir. Delirmişti İber teyze. İnsan, insan boğulur bundan. Boğulur ya. Bu ne ya? Bu ne? Kim tıkladı ya kolu ya? Aslı! Aslı! Volkan! Bizim bir vardı, gırtlağım yandı bir bardak. Aslı! Ay niye gitmedin kapı ya? İmdat! Yardım edin! Kim o? İmdat! Kurtarın beni! Mahbule! Efendim? Mahbule sen misin? Benim! Ne yapıyorsunuz orada? Vallahi kendimin efendisiyim. Kendi kendime buyuruyorum. Sen? Ben banyoda kamalık kaldım. Tuz ruhundan boğuluyorum. Burhan nasıl? Ne Burhan ya? Ben tuz ruhundan boğuluyorum. Yardım edin! Allah! Kapı gitti mi kızım? Ne oldun sen? Buraya alışıyorum ben. Evde kimse yok. Hediye de anahtar var. Açın kol kapıyı. Kırın. Boğuluyorum. Dayan. Geliyoruz. Mehmet. Burada ışık yok ya. Mehmet. Ne oldu? Burada ışık var. Aman Allah'ım. Beni hatırladın mı? Nasıl girmiş buraya? İblis. Arkanı kolla demiştim. Ben her yerdeyim demiştim. Tamam tamam. Oyun bitti. Polis çağır Mehmet. Kazan parasını öde. Vicdanını rahatlatınca ben de görünmez olacağım. Ya kimsin sen? Beni sen yarattın. Ben senin kafanın içindeyim. Ben kuru temizlemecilerin vicdan azabıyım. Kaybolan, yok olan, düğmelerin, daralan, kısalan, kıyafetlerin sende yarattığı vicdan azabıyım. Alo, teşvik ya karakolum. Tamam oğlum ya. Allah Allah. Şaka yapıyoruz ya. Bari kuru temizlemecinin parasını verseydiniz ya. Kaplan kuru temizlemeden arıyorum. Dükkana bir adam girmiş. Akli dengesi bozuk. Yok lan yok. Ne alakası var ya? Yok yok ya. Hiç. Zaten çok terletiyordu yani. Ne bileyim yani kedi gibi de tüy bırakayım. Hemen buraya bir memur yollayabilirseniz. Tabii görüşürük. Tabii. Selam söyleyin memura. Manyak bu ya. Allah Allah. Bana bak. Elim ayağım zangır zangır titriyor. Bir an önce erken kapatıp gidelim oğlum bugün. Tamam patron. Dostuma dayı güvenme. Kaçına iş gelmeyince. Başımıza gelen ne? Şekerim çıktı. Yardım edin. Kız gidiyor. Sakın oğlum ben gidiyorum. Sakın tamam gidiyorum ben sakın. Bağırmaktır geliyor. Allah! Da kırmış da kalmış orada. Kapı gibi kız boğuluyor. Nasıl yani ya? Kimse yok mu? Saat 6'yı çeyrek geçiyor.
Ya elbisem kaldı ya. Elbisem kaldı içeride ya. Of. Ya ne giyeceğim Osman'ın sosyetikleri filan. Akşamlar, bu Çilingir'in numarası değil mi? Ah, abi hoş geldin, iyi misin? Bomba gibiyim genç adam. Tedavisi var mıymış? Kendisi tedaviymiş zaten. Nasıl? Hayatım, karaciğerimin yanındaki küçük kütle küçük bir karaciğermiş zaten. Ne demek o ya? İnanmayacaksınız ama doğuştan minik yedek bir karaciğerim varmış. Yedek karaciğer ne? Hayatım, bazı insanların tek organlarından iki tane olurmuş. Birisi iflas ederse öteki devreye girecek. Düşünsene yedek karaciğer. İçki seven insan başka daha ne ister? İnanamıyorum ya. Hayatım, Vetros için tekrar teşekkürler. Zegre içeceğim. Ah, bu da ne? Bir kalem buldum. Hem de en sevdiğim marka. Ne hoş. Partide görüşürüz. Çao. Sertaç, senden bir iyilik isteyeceğim kardeşim. Harekeli kılıcım abi. Akşam kafeye bir şişe şarap getir bana. Bütçemi sarsak bir şey olmasın ama iyi bir şey olsun. Eyvallah abi. Dükkan sizin mi? Evet. Babamın dükkanı. Ben de anahtarı içeride unutmuşum zaten. Zaten bir elbisemi alıp çıkacağım. Hah, açıldı mı? Demiş tuvalet kapısını, hiç anlamadık. Dilber teyze hayatımı kurtardı babacığım. Çok teşekkür ederiz Dilber Hanım. Minnettarız. Eksik olmayın. Makbule büyük tehlike atlatmış. Meğer kendi çocuğum gibi seviyormuşum. O bir şey olacak. Ölüp gidecek diye Allah korusun. O baygın hali gözümün önünde. Allah sen bilirsin. Hani yinadık hani. Dibet teyze. Eyvah, kadına bir şeyler oluyor. Dibet teyze nefes al. Doktor ne dedi? Nefes al. Düzenli nefes al Dibet teyze. Al, ver, al, ver, al, ver. İyi misin? Artık her gün buradayım. Kele sizi yalnız kumum. Kral ailesi. Yalnız kumum. Anam. Sarışın bir kadındı. Babamın yeri diye açtırdı. Ben de şüphelendim. Ben bu işi kimin yaptırdığını gayet iyi biliyorum. Tehlikeli bir sapık. Üç gündür beni taciz ediyor. Güya kazanı küçültmüşüz. Vallahi geldiğinde küçüktü memur bey. Eşkalini verin bulalım. Kazan mı? Adamın. Şimdi bu davet Osman'ın daveti değil mi Şehriban? Evet efendim ama adım Şahika. Peki size bir şey soracağım. Bu üzerinizdeki moda mı? Evet moda, işte ne yaparsınız? Hayır, Şazement de güzel kız ama bayağı kilolu. Daha sade giyinse yakışmaz mı, değil mi Hamiyet? Bakın,
Hakikaten kilolu demenize hiç ama hiç takılmıyorum. Şuna takılıyorum. Niye Şaziment de Şahika değil? Şahikacığım hadi canım hadi gidelim biz hadi. İyi eğlenceler evladım. Geç kalmayız enişte. Arkadaşınızı da dönüşte evine kadar bırakın lütfen. Teşekkürler, iyi geceler. Şaheser'in annesi babası merak etmesin. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Şaka mı bu? Ne dalgası Şaheste Hanım? Şaheste mi? Şaheste mi? Şaziment, Şaheste, Şahane, Harika. Ya 50 tane ismi buluyorsunuz, benimkini mi bulamıyorsunuz? Şahika. Var ya, yaşınıza başınıza saygı duyuyoruz ama çizgiyi aşmayın be. Şahika Koçarslanlı var sizin karşınızda bebeğim. Türkiye'nin 14. zengininin kızı, aynı zamanda moda ikonası, adıyla sanıyla koskoca Şahika Koçarslanlı. Adam kız çizgimden kaydım değil mi ya? Ya yine modelleştim ya. Aslı çok güzel patlar. Bir sinirlendir de patlasın demişti. Hakikaten güzel patlıyormuş ya. Ne? Ben bundan sonra sana Ayşe diyeyim. Şey kontrol altında. Bu ne lan? Şarap. Bu mu? Bütçeyi aşmadan en kaliteli şarabı al dedin ya abi. Bu harbi şaraptır. Ama bütçe küçüğüne yetti. Of, ulan Sertaç. Bu ne? Şarap. Sana hediye şarap aldım Osman. Sağ ol canım benim, sağ ol. Eksik olma. Baksana. Şunu çaktırmadan yok et tamam mı? Gazete kağıdına falan da sarmış ya. Ah. Osman'a hediye küçük şarap mı aldın Volkan? Gazete kağıdına falan sarıp. Rezil oldum ya. Rezil oldum. Arıyorum parti saat kaçta hediye alınacak mı filan diye. Kimse telefonuma bakmayın. Biz özel numaraları açmıyoruz Burhan Bey. Ne? Ya sizin hızınıza yetişemez oldum artık ha. Hah işte şuradaki sarı simdadım. Yanında gidebilirim sabık. Demek birlikte planlamışlar. Anladım. İkiniz hakkında haneye tecavüz, tehdit ve hırsızlık iddiaları var. Merkeze kadar geleceksiniz. Aslı, esas şimdi rezil oldun.